Bugün daha önce de başından, ilk kısmından bahsettiğimiz Alak suresinden bahsedeceğiz inşallah. Tamamını ama bugün, Allah nasip ederse. Alak suresinden neden bahsetmemiz gerekiyor? Çünkü insanın nereden geldiğini, ne için yaratıldığını ve Allah'ın ona hangi nimetleri bahşettiğini bu surenin ayetlerinde açık bir şekilde görüyoruz. Bu sebeple inşallah bazı hususları hatırlamak adına bugün tekrar yani bu surenin başından ve devamından bahsedeceğiz. Bu sure aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen ilk ayetleri içerisinde barındırıyor. Yani bu surenin ilk 5 ayeti Efendimiz'e inen ilk 5 ayettir. Bakın bu yüzden çok önemlidir. Allah neden ilk defa bu 5 ayetlerle Kur'an'a başladı, Kur'an'ı indirmeye başladı? Bunun üzerinde Müslümanların çok düşünmesi gerekiyor. Bu ayetler üzerinde konuşurken buna dikkat çekmeye çalışacağız. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy sadık rüyalarla başladı. Yani daha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmadan önce Allah gece yattığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyasında bazı şeyler gösteriyordu. Efendimiz uyandığında o gördüğü gece rüyasında ne görüyorsa gündüz gerçekleşiyordu. Peygamberin rüyaları vahiydir. Bu niye böyle? Çünkü vahiy almak çok zor bir iştir. Bundan daha önce bahsettik sizinle. Peygamber Efendimiz, hani Hazreti Ayşe validemiz diyor ya, kış aylarında soğuk zamanda bile Peygamber Efendimiz'e vahiy geldiğinde terliyordu. Ne kadar zor olduğunu oradan anlamamız lazım. Veya bir sahabe ayağım Resulullah'ın ayağına değiyordu. O esnada vahiy geldi, ayağım kırılacak zannettim. Yani o kadar ağır bir yük geliyor. O yüzden Allah öncelikle sadık rüyalarla Efendimiz'i bu yüke alıştırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha sonra yalnızlık sevdirildi. Yalnızlık iyidir, her zaman değil. Ama bazen bir köşeye çekilmek, düşünmek önemlidir. Ne yapıyorum, ne ediyorum, durumum nedir? Kainatı düşünmek, kendi varlığımızı düşünmek, Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Bunları bir düşünmek, hele şu an, bugünkü hayatta öyle telaşlı geçiyor ki hayatımız, hiç Allah'a vakit ayıramıyoruz. Bunları düşünmeye vakit ayıramıyoruz. Sabah erkenden kalk, işe git, yorgun gel, yemeğini ye, ailenden ilgilen, televizyon izle, yatağa git, ertesi gün tekrar başla. Hayat böyle gidiyor. Bu hayatı bir durdurmamız gerekiyor. Bu hızı bir kesmemiz lazım. Biraz dur deyip nereye doğru gidiyorum bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Bir söz var diyor ki eskiden insanlar yaşamak için çalışıyordu, şimdi çalışmak için yaşıyorlar. Para kazanma, mal elde etme derdi daha çok bugün itibariyle. Ama eskiden öyle değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Mekke'de zulüm var, haksızlık var, puta tapma var. Bütün bunlardan Efendimiz rahatsız Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu da şu demektir. Toplumda bazı şeyler ters gidiyorsa bunları gözlemleyip bu hatalara bizim düşmememiz lazım. Bunları biraz düşünmemiz gerekiyor. Efendimiz de Hira Dağı'na çıkardı. Orada azığını alır, evde yiyeceklerini alır yani. Birkaç gün orada kalmak için oraya giderdi. Kainatı düşünürdü, tefekkür ederdi. Ta ki bir gece Ramazan ayında Kadir gecesinde Cebrail Aleyhisselam melek suretinde gelip Peygamber Efendimiz'e oku diyene kadar. İşte ondan sonra işler değişiyor. Burasını Efendimiz devam ediyor. Cebrail geldi, oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Bunun üzerine beni sıktı diyor. Takatim kesilinceye kadar. Sonra bıraktı. Oku dedi. Ben okuma bilmem dedim. Bir daha sıktı. Takatim kesilinceye kadar. Sonra bıraktı. Oku dedi. Yine ben okuma bilmem dedim. Üçüncü kez sıktı, bıraktı. Oku deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne okuyayım dedi. İşte orada da soru değişti, durum değişti, cümle değişti.
Cebrail Aleyhisselam'ın onu sıkması işin zorluğunu göstermek için de seni ağır büyük bekliyor. Ve Cebrail Aleyhisselam ilk ayetleri okumaya başladı. Bakın Kur'an-ı Kerim bu ayetlerle inmeye başlıyor. İkra bismi rabbikellezî halak. خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, senin Rabbin büyük kerem sahibidir. O insana kalemle yazmayı öğretti, bilmediklerini belletti. İlk beş ayet bunlar. Niye bu ayet-i kerimeler? Bunların üzerinde biraz şimdi konuşalım. İlk ayet-i kerimelerde neyi görüyoruz? Gerçi o hadisi bitirelim, ondan sonra oraya geçelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu vahiy geldikten sonra koşa koşa titreyerek evine gitti. Eve girdi, yatağına yattı. Hazreti Ayşe'ye beni ört, beni ört dedi. Onu örttü, bıraktı. Üzerine gitmedi. Efendimiz kendine biraz rahatlayınca Hatice'm dedi, kendimden korkuyorum. Asla dedi Hazreti Hatice. Sen akrabaya, akrabayı gözetirsin. Fakirlere iyilik edersin. Yolda kalmışlara yardım edersin. Sen misafire ikramda bulunursun. Hak yolunda yardım edersin. Bakın ne güzel vasıflar, ne güzel övgüler. Efendimiz'de ne meziyetler var. Daha peygamberliğe başlamadan bakın neler yapıyor. Aslında bir Müslümanın zaten yapması gereken şeydir bunlar. Yani Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce bile Müslüman gibi yaşıyordu. Çünkü fıtratı bozulmamıştı. Temiz fıtrattı. Yönlendiren Allah'tı. İşte bizim de bütün bunlara, şimdi kendimize şu soruyu soralım burada. Kendimizi o duruma koyalım. Sıkıntılı bir şey yaşadık, evimize gittik. Hanımımız bizi veya annemiz bizi sakinleştirmek için hangi cümleleri kullanırdı? Böyle bizi över miydi mesela? Övmek değil de yani bunları Allah katında, Allah seni hiçbir zaman üzmeyecektir diyor Hazreti Hatice. Çünkü sen böyle yapıyorsun. Peki bizim için böyle söylenir mi mesela? Kendimizi bir düşünelim. Benim ailem, benim hanımım, benim annem ne derdi? Beni nasıl teselli ederdi o esnada? Devam edelim. Bu ayette, bu ayetlerin tamamında, beşinde Allah bize öyle bir mesaj veriyor ki dünya nizamını bunun üzerine kurun. Bir, Allah'ı tanıyın. İki, Allah'ın adına okuyun, Allah'ın adına yazın. Çünkü kalemle yazmayı öğretti diyor. İnsana bilmediğini öğretti diyor Allah. Kalem, bilgi. İlk kelime ne? Oku. Müslümanlar ilk İslamiyet başladığında, büyümeye, neşet etmeye başladığında Müslümanlar çok çabuk bir şekilde yayıldı. İslamiyet çok çabuk bir şekilde yayıldı. Bu kılıçla olmadı bu işler. Müslümanların ahlakıyla oldu. Bir yere Osmanlı geldiğinde Osmanlı'nın iyiliğini duyan insanlar, adaletini duyan insanlar iyi ki geldi diyorlardı Hristiyanlar. Çünkü kendi dindarların, dindaşlarından görmedikleri muameleyi bizimkilerden görüyordu Müslüman ahlakı. Bu yüzdendir ki Allah öyle bu tutumda olan Müslümanlara birçok şeyi bahşetti. İlimde bakın bunları Allah nasip ederse ileride konuşacağız. Bunlar hakkında çok kitaplar yazıldı. Müslümanların İslam alemine, dünyaya kazandırdıkları birçok şey vardır. İlim dalında olsun, her alanda. Bunlar Allah nasip ederse bir sohbet konusu yapacağız bunları. Birkaç sohbet hatta. Ama ne zamandı bu? Müslümanlar Allah'ı tanıyarak, Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirerek, Allah'ın adına okuyarak, Allah'ın adına yazarak yaptıkları zamandı. Bugün değil. Yazdılar, maalesef bugün onlardan bile haberdar değiliz. Hani derler ya, ecdat tarih yazdı, evlat okumaktan aciz. Gerçekten de öyle. Bize çok büyük miraslar bırakıldı ama bu mirasları bırakın okumayı haberimiz bile yok. Böyle bir durumdayız maalesef.
İşte Allah bize burada, bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini bu ayet-i kerimelerle öğretmiş oluyor. Şimdi ilk ayet-i kerimeyi alarak tekrar başlayalım. İkra bismi rabbikellezî halak. Oku emri var. Rabbin adıyla oku. Oku ne manaya geliyor? Neyi okuyacağız? Bir, Allah'ın kitabını. Çünkü o bizim hidayet rehberimizdir. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye ekvemu. Bu Kur'an ki insanı doğru yola iletir. Ve yubeşşirul mu'minine lezine ya'melune salihati enne lehum ecran kebira. Ve salih amel işleyen Müslümanlar, müminleri büyük ecir beklediğini, cennette büyük ecir beklediğini müjdele diyor Allah. Birincisi bu. Kur'an-ı Kerim bizi doğru yola iletecek. Doğru yolda bizi cennete iletecek. O yüzden Kur'an-ı Kerim'i okumak zorundayız. Öğrenmek zorundayız. Bunun kaçışı yok. Peki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek hangi yoldan geçiyor? Her seferinde söylüyorum, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmekten geçiyor. Çünkü o kitabı hayata geçirendir. Allah onun için gönderdi onu. Bu kitabı bize öğretmek için. O yüzden ben Müslümanca yaşamak istiyorum diyen insan, hakiki mümin olmak istiyorum, gerçekten Allah'ın razı olduğu bir kul olmak istiyorum diyen Müslüman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hayatını ve Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenecek. Bunu öğrenmeyen yaşayamaz. İkincisi, okuma ne manaya geliyor? İnsanlara Allah'ın kitabını okumak. Siz öğrendiniz, başkalarına da öğreteceksiniz. Çünkü biz sadece kendimizden mesul değiliz. Emri bil ma'ruf, nehyanil münker farzdır. Yani iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla biz sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Önce kendi ailemizden başlayacağız. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik görevi verince nereden başladı işe? Ailesinden başladı. İlk en yakın çevresinden başladı. Onları topladı evinde, bir yemeğe davet etti, orada konuşmaya başladı. Önce kendi ailemiz. Ondan sonra dışarıya doğru. Ama önce orada başladı. Üçüncü okuma manası. Kendini oku. Alimlerimiz der ki, men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu. Her kim kendini bilirse, tanırsa Rabbini bilir. Hani diyorlar ya, ne varsa alemde o vardır Adem'de, yani insanoğlunda. Çünkü öyle bir yaratılış tabiat şeyimiz var, şeklimiz var ki bizi Allah hatırlatacak. Her şeyimiz mükemmel. 5 tane parmak var. 6 olsaydı 6.'sı rahatsız edecekti. 4 olsaydı eksik kalacaktı. Şeklimiz, şemailimiz, her şeyimiz mükemmel. Ki Allah zaten öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Sizi en güzel surette yarattık diye. İşte bir insan bir aynaya baksa, sadece saçını taramak için değil, sakalını düzeltmek için değil, tıraş olmak için değil. Baktığında bir gerçekten kendine baksa, Allah'ın büyüklüğünü görecek, anlayacak. Ama kendine bakacak orada. Saçına değil. Millet beni nasıl görecek, bana ne diyecek ona değil. Karşımda ne var? Allah nasıl bir varlık yarattı, ona bakmamız gerekiyor. Son olarak da kainatın kitabını okumak. Şimdi dünyadaki, daha doğrusu kainattaki düzene baktığımız zaman Allah'ı bulmamız lazım. O yüzden bizim alimlerimiz der ki, bir kısmı Kur'an-ı Kerim gönderilmemiş olsaydı veya diğer kitaplar, peygamberler gönderilmemiş olsaydı bile insan Allah'ı bulmakla mükellefti, sorumluydu. Niye? Çünkü her şey bizi Allah'a hatırlatıyor. Öyle bir düzen var ki bunu mutlaka birisi yaratmış olması lazım. Başka şekli mümkün değil. Yani şu yanımızdaki rahle bile tek başına olmazken, bunu biri icat etmişken bütün bu kainat tek başına olmuş olabilir mi? Öyle bir şey mümkün mü? Düşünebilir mi? O güneşi orada tutan kim? Yıldızları tutan kim? Dolayısıyla Müslümanlar bunun üzerinde çok düşünmesi gerekiyor. İkinci ayet-i kerime. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. Allah bize burada bizi
aşılanmış yumurtadan yarattığını ifade ediyor. Aşılanmış yumurta bir evredir. Önce kan pıhtısı olur, sonra aşılanmış yumurta olur, sonra nutfe olur, et parçası olur, o et parçasına kemik verilir ve insan şeklini alır. İlk ayet-i kerimelerde Allah bize neden bunu vurguluyor? Ey insanoğlu, hangi evrelerden geçtiğini gör ve kendi kendine bunları yapmadığını anla. Eğer sen kendin yaptığını düşünüyorsan bu yaşa kadar geldik, kocaman adam olduk. Bazı insanların kolu kopuyor, ayağı kesiliyor bilmem ne. Geri yerine getirsinler ya insanoğlu. Adam geri getirsin, yapabiliyorsa yapsın ya. Plastikten, demirden protezler yapıyorlar. Var mı? Kemikten, etten var mı? Yapabilirler mi? Yapamazlar. Allah iyi düşünün diyor. Sizi bu şekilde meydana getiren benim. Size bütün bunları veren benim. Ve o toplumu düşünerek, yani Mekke müşriklerini düşünerek söyleyelim. Size ne oluyor da size bütün bunları verene karşı nankörlük ediyorsunuz? Allah'a ortak koşuyorsunuz. Allah'ın size emrettiği ibadetleri yerine getirmiyorsunuz. Ne oluyor? Büyüklüğünüz kime? Hiçbir şeydiniz, bir su damlasıydınız. İnsan haline getirdik diyor Allah. O yüzden Allah'ın bütün bu vermiş olduğu nimetlere karşı en önemli vazifemiz iman edip layıkıyla ibadetlerimizi yerine getirmektir. İkra ve rabbukel ekram. Oku, senin Rabbin büyük kerem sahibidir. Bu ayet-i kerime bütün insanları kapsıyor. Ama Efendimiz üzerinden gidelim konuya. İlk önce, sonra bize geliriz. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, doğduğunda yetimdin. Baban yoktu, vefat etmişti. Annen 6 yaşında vefat etti. Deden 8 yaşında vefat etti, sonra amcana kaldın. Seni bu zamana kadar büyüten kimdi? Sana bu ikramları veren kimdi? Hani bir ayet-i kerimede Allah buyuruyor ya, yetimken seni bulup barındırmadık mı diyor Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Mekke'de okuyamayan, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmidir. Yani okuma yazması yoktur. Okuma yazması olmayan bir insan okumaya başlayacak, herkes susacak. O konuşacak, anlatacak, herkes dinleyecek. Niye? Allah ona bunu lütfetti. Öyle de oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştu, onlar sustular, onlar dinlediler, dinlemek zorunda kaldılar. O ayetlerin güzelliğiyle etkilendiler. Ve herkes Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledi. Efendimiz doğru yolu gösterdi, onlar takip ettiler. Halbuki okuma yazması yoktu. O toplumda hor görülüyordu, yetimdi. İşte bütün bu nimetleri veren Allah'tır. Kendimize bakalım. Ya bir kendimizi bir düşünelim. Ailemiz var. Aile çok büyük bir nimettir. Farkında olmasak da anne baba sahibi olmak, kardeş sahibi olmak, akraba sahibi olmak, evli olmak, bütün bunlar çok büyük nimetlerdir. Bunun idrakine varıp şükrünü yerine getirmemiz gerekir. Sağlığımız yerinde, hamdolsun. Buraya kadar gelmişiz. Bize birçok nimeti bahşetmiş. Yani Allah'ın ikramları sonsuz. Yeter ki biz farkında olup Allah'a hakkıyla şükredelim. Ondan sonraki ayet-i kerimede اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O Allah ki kalemle yazmayı öğretti. Kalem ne için önemlidir? Allah bakın burada ilk inen surede kalemle yazmayı öğretti diyor. İkinci nazil olmaya başlayacak surede de nun vel kalemi ve ma yesturun. Kaleme ve onunla yazılanlara and olsun diyor Allah. İkinci surede kaleme yemin var. Bakın ne kadar önemli bir şeydir. Müslümanların yazmaya, okumaya ne kadar önem vermeleri gerektiğini gösteriyor. Yani ilim bizim için kaçınılmazdır. Cahil bir Müslüman olmaz. Olamaz. O yüzdendir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki günü eşit olan ziyandadır diyor. Yani eğer siz her gününüz sabit geçiyorsa, hayatınızda yeni bir şeyler öğrenmiyorsanız zarardasınız.
Müslüman her gün bir şeyler öğrenmek zorundadır. Küçük olur, çok basit olur ama öğrenmek zorundadır. O yüzden bu da şu demektir. Dininize vakit ayırmak zorundasınız. Dininizi öğrenmeye vakit ayırmak zorundasınız. Bütün bunlar kulluk görevimizi daha iyi yerine getirmek için kaçınılmazdır. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Allah insana bilmediklerini öğretti. Adem Aleyhisselam'ı hatırlayın. Adem Aleyhisselam yaratıldı, peygamberler tarihinde görmüştük. Adem Aleyhisselam yaratıldı, Allah ona birçok ilim öğretti. Her şeyin ismini öğrettik diyor Allah Adem Aleyhisselam'a. Ne oldu? Meleklerden üstün oldu. Bakın ne büyük bir şeref. Melekler günahsızdır. Günah işlemiyor. Sürekli Allah'ı zikrediyorlar. Ama insan ilim öğrendiğinde, onu yaşadığında meleklerden bile üstün olabiliyor. Ne büyük bir lütuf. İlmin önemi. Ancak Allah burada şimdi bunları bildirdikten sonra dikkat edin diyor. Çünkü sonraki gelen ayet-i kerimeler bizleri uyaracak. Kelle innel insane leyadha. Hayır diyor Allah. İnsan azar, azgınlaşır. Nasıl azgınlaşıyor? Bir sonraki ayet-i kerimede Allah onu izah ediyor, söylüyor. Erra'ahu istagna. Kendini yeterli görerek insan azgınlaşıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eğer bir insan kazandıklarını ben kazandım, her şeyi ben yaptım, ben derse işte o artık Allah'ı unuttu demektir. Allah'ı bir kenara koydu, her şeyi ben elde ediyorum, ben yapıyorum demektir bu. Kur'an-ı Kerim'de bize haber verilen o eski krallar, Firavun gibi, Nemrut gibi. Firavun, ene rabbukumul a'la demişti. Ben sizin yüce Rabbiniz benim demişti. Azgınlaştıran neydi? Saltanatıydı. Krallığıydı onu azgınlaştıran. Ama seni oraya getiren Allah'tı. Sen yapmadın, Allah nasip etti. İşte siz şu anki sahip olduklarınıza ben elde ettim derseniz, Allah nasip etti demezseniz, İnsan artık azgınlaşmaya başlar. Çünkü nankörlük o zaman başlıyor. Kime teşekkür edersiniz? Size iyilik yaptığını bildiğiniz insanlara, kabul ettiğiniz insanlara teşekkür edersiniz. Ama bir adamın size ne kadar iyilik yaparsa yapsın, onun bana bir faydası yok dediğiniz zaman nankörlüktür bu. Kabul etmemektir. Aynı şey Allah'ın verdiği nimetlerle de geçerlidir. Allah veriyor, biz yok ben elde ettim diyorsak, bu nankörlüktür işte. Bu da insanı azgınlaştırır. Ama Allah peşinden hemen uyarı getiriyor. İnne ila rabbike rucu'a. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Bu bir tehdittir. Bakın bu cümle basit gelebilir ama bir tehdittir. Niye? Çünkü Allah diyor ki insan kendini yeterli görerek azgınlaşır. Hemen peşinden dönüş Allah'adır diyor. Yani azgınlaşabilirsin ama unutma hesap vereceksin. Bu dünyayla iş bitmiyor. Bunun bir de ahireti var. Mahşer günü var. Hesap var. Mizan kurulacak. Sırat köprüsü var. Bütün bunlara yönelik hazırlandın mı? Azgınlık yapıyorsun ama Allah'ın emrinden karşı çıkıyorsun. Allah'ı yok sayıyorsun. Ama Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır mısın? Daha bu dünyada bile mahkemeye çıktığı zaman insan titriyor, korkuyor. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Nasıl hesap vereceğiz? Kılınmayan namazları, hala şu an geciktirdiğimiz namazların hesabını nasıl vereceğiz? Konuştuğumuz yalanların hesabını nasıl vereceğiz? Yaptığımız gıybetlerin hesabını nasıl vereceğiz? Kumardan kazandığımız paraların hesabını nasıl vereceğiz? Tövbe edersek Allah affeder, onda sıkıntı yok. Allah'ın izniyle Allah affeder. Ama bütün bunları unutup normal bu şekilde hayata devam edersek, tövbe etmezsek, hayatımızı düzeltmezsek bunların hesabını insanoğlu veremez. Veremez, mümkün değil. O yüzden aklımızı burada başımıza aklımızı toparlamamız lazım. Bu ayet-i kerimelere kulak vermemiz lazım. Şu an anlatırken sadece dinledik, bitti, gittik değil.
Bunların üzerinde çok düşünmemiz gerekiyor. Her bir ayet-i kerime üzerinde uzunca düşünülmesi gerekir. Hazreti Ömer der ki Bakara suresini 8 senede ezberledim. Hazreti Ömer 8 sene. 6 ayda hafız olanlar var. Bundan daha kısa olanlar da var. Türkiye'de rekor kırıldı. 2 ayda hafız olan oldu. 2 ayda. 600 sayfayı ezberledi bir çocuk. 2 ayda. Hazreti Ömer diyor ki ben 8 senede Bakara'yı ezberledim. Kendi dili olmasına rağmen. Niye sorulduğunda hiçbir ayeti yaşamadan ezberimi almadım diyor. Önce tatbikat, ondan sonra yine ezberlere geçiyor. Çünkü her öğrendiğimiz ilim bir yüktür. Onu hayata geçirmezseniz o sizi üzerinizde bir yüktür, sizi ezer geçer. Allah diyor ki Yahudilerden bahsediyor. Onların durumu yüklenmiş mürekkeplere benzer, eşeklere benzer. Üstünde durur. O ağırlık yapar ama hiçbir faydası yok. Eşeğe bir faydası var mı? Üstündeki yükün bir faydası var mı eşeğe? Yok. Sadece onu taşıyor. Eziliyor. İşte ilim öğrenip de yaşamayanların durumu budur. O yüzden her öğrendiğimizi burada, farklı yerlerde veya okuduklarımızda her öğrendiğimizi muhakkak ki hayatımıza geçirmek zorundayız. Şimdi biz biliyor muyuz? 5 vakit namazın farz olduğunu biliyor muyuz? Allah'ın en önemli emirlerinden bir tanesi olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bilmeyen yok. Biliyorsak yaşayacağız. O 5 vakiti kılacağız. Sabah namazı kaçmasın diye uykularımız kaçacak. Gece uykum geldi, yatsı namazı çok geç, yorgunum demeyip orada da uykumuz kaçacak, bekleyeceğiz. Kılacağız o namazı. Niye? Çünkü Allah emretti. Çünkü beni yaratan emretti. Allah'ın huzuruna çıkacağız dedik. İnne ile Rabbike ruca. Dönüş Rabbinedir. Bakın çok çarpıcı bir ayet-i kerime var. Bunu daha önce de bunu da okumuştuk. Ve udi'al kitabu. Kitap getirilir mahşer günü. Yani bizim omuzlarımızda iyi amellerimiz ve kötü amellerimizi yazan melekler o kitapları çıkaracaklar. Gün yüzüne çıkacak o kitaplar. Koyulacak diyor Allah. فَتَرَ الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ Suçluları, o içindeki yazılanları gördüklerinde nasıl olduklarını görürsün, nasıl korktuklarını görürsün. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Ve diyecekler ki, ya bu nasıl bir kitaptır? Çünkü لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Küçük, büyük demeden her şeyi yazmış. Meleklerden bir şey kaçmıyor. İnsanlardan kaçırabilirsiniz. Anne babanızdan gizleyebilirsiniz. Hanımınızdan gizleyebilirsiniz. Ama Allah'tan, meleklerden gizleyemezsiniz. Biz evin içerisinde, odamızda yalnız kaldığımızı zannetsek bile melekler orada yazıyor. Oradalar. Çok yakınımızdalar. O yüzden her halinize Allah dikkat edin diyor. Bir sonraki ayet-i kerimede şunu da söyleyeyim, yine aklıma bir şey geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Mahşerle alakalı, mahşeri bakın hiç unutmayın. Mahşer dediğimiz zaman hesap gelecek aklınıza. Yani bir gün muhakkak ki hesaba çekileceğiz. Neyden hesaba çekileceğiz? Efendimiz bize haber veriyor. لَا تَزُولُ قَدَمُ اِبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ademoğlu Allah'ın huzurunda 5 soruya cevap vermeden kımıldayamayacak. Ayakları bir yere gitmeyecek. Onlara muhakkak ki o sorulara cevap vermesi gerekecek. Nedir onlar? Bunları unutmayalım. Çok önemli. عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا أَفْنَاهُ Ömrünü nerede tükettiğinden. Yani nerede vakit geçiriyorsun? Kahvede mi? Televizyonun önünde mi? Arkadaşlarla gezerek mi? Nerede geçiriyorsun? İlim meclislerinde mi? Camide mi? Neredeyiz? Bu bize sorulacak. Bu bir. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ Gençliğini nerede geçirdiği sorulacak. Nerede harcadın? Gençliği nerede tükettin? O gençlik dönemi var ya. Neredeydin?
O sorulacak. Tam size sorulacak sorular. Şimdi sizin camide olmanız gerekiyor. Bir, iki, dininizi en iyi şekilde öğrenip insanlara öğretmek için gayret etmeniz gerekiyor. Bütün bunlar yazılıyor. Tamam, dininizi en iyi şekilde öğreneceksiniz, yaşayacaksınız, başkalarına da yaşatmaya gayret edeceksiniz. Sonra وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَف۪يمَ اَنْفَقَهُ. Malını nerede kazandı, nerede harcadı? Yani haram mı, helal mi? Bunun hesabı sorulacak. Son olarak da وَمَاذَا عَمِلَ ف۪ي مَا عَلِمَ. Az önce söyledik ya, ilim bir yüktür diye. Öğrendiğin ilimle ne yaptın, o sorulacak. Amel ettin mi, etmedin mi? Bu sorulacak. O yüzden her öğrendiğimizi az önce dediğim gibi hayata geçirme gibi bir görevimiz var. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّ. Bir kulu namaz kılarken men edeni, yani yasaklayanı görmedim, engel olmaya çalışanı görmedim mi? اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Sen o kulu engellemeye çalışıyorsun ama eğer o doğru yoldaysa, hidayet üzereyse, اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى, veya Allah'tan sakınmayı emrediyorsa, اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. O dini, o meneden var ya, o meneden diyor Allah, doğru yoldan yüz çeviriyor. Sonra اَلَمْ يَعْلَمْ بِيَنَّ اللّٰهِ يَرَى. Bilmiyorum ki Allah onu görüyor. Toparlayalım. Allah Ebu Cehil'le, Ebu Cehil'e hitaben burada söylüyor bunlara. Kıssaya geleceğiz. O Ebu Cehil peygamberi namazdan men ediyor. Men etmeye çalışıyor. O men eden bilmiyor mu ki, daha doğrusu o dini yalanlayan nasıl bunu yapar? Bilmiyor mu ki Allah kendisini görüyor? Olayın aslı şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken biliyorsunuz Müslümanlar çok büyük sıkıntılar çektiler. İbadet etmekte zorlanıyorlardı. Peygamber Efendimiz hariç çok istisnai insanlar Kabe'nin yanında namaz kılardı. Peygamber Efendimiz gidiyordu. Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Bir gün Ebu Cehil arkadaşlarının yanına giderken Muhammed burada hala secde yapıyor mu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yapıyor diyorlar. Bir dahakine geldiğinde onun boynunu ezeceğim secde yaptığında. Kendi kendine böyle diyor, diğerlerine öyle söylüyor. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin yanına geliyor, namaz kılmaya başlıyor. Ebu Cehil de orada arkadaşlarıyla beraber, bu sefer diyor Muhammed'e gününü göstereceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru gidiyor, birden korkuyla geri geliyor. Diyorlar ki hani ne oldu, boynunu ezecektin, niye geri geldin? Benim gördüklerimi görmediniz mi diyor. Yo diyorlar, ne gördün? Onunla benim aramda bir hendek, çukur kazıldı. İçinden ateşler çıkıyordu. O yüzden geri geldim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sahabeye diyor ki eğer bana bir adım daha atsaydı melekler onu paramparça edecekti. Allah kulunu koruyor. Kimseye o esnada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermesine izin vermez Allah. İşte bu olay onunla alakalı. Bu ayet-i kerimeler. Peygamber Efendimiz'i namaz kılmaktan men ediyor. Böyle insanlar da var bugün. Bunların soyu hala devam ediyor. Yani illa Ebu Cehil olması gerektiği isminin, illa Firavun olması gerekmiyor. Tutumlar aynı. Bugün her yer, dünyanın her yerinde Müslümanları ibadet etmekten men etmek isteyen insanlar var. Ama onların hepsi bu kısma giriyorlar. Allah onların hepsini mahşer günü rezil rüsva edecek. Çünkü Allah'ın diniyle uğraşıyorlar. Kelle le illem yentehi lenesfe'en bin nasiye. Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse andolsun onu perçeminden, alnından yani yakalayacağız diyor Allah. Cehenneme sürükleyeceğiz bu şekilde. Nasiyeten kâzibeten hâti'e. O yalancı günahkar alnından yakalayacağız diyor Allah. Fel yed'u nâdiye. Çağırsın diyor. Arkadaşları, aşireti var ya, övünüyorlar onlarla. Çağırsınlar, gelsinler. Sened'u zenbâniye. Biz de diyor Allah zebanileri çağıracağız. Bakalım kim daha güçlü, kim daha kuvvetli? Onların mı, onların aşireti mi, benim meleklerim mi diyor Allah.
Ondan sonra son ayet olarak bunu da söyleyelim, ondan sonra bitirelim inşallah. Şunu da söyleyeyim, son ayet-i kerime unutmayın ki secde ayetidir. O yüzden en sonunda secde yapmamız gerekecek. Sakın diyor Allah, onlara boyun eğme, sakın. Ve secde ederek Rabbine yaklaş. Bir Müslümanı kimse namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıkoyamaz. Hiç kimse. Ve hiçbir Müslüman kendisini bundan alıkoymaya çalışan bir gayrimüslime itaat edemez. Yasaktır. Hiçbir sistem bizi Allah'ın dinine, Allah'ın emirlerine uymaktan alıkoyamaz. Allah bize bunu burada söylüyor. Sonra secde et, yaklaş. İnsanın Allah'la en yakın olduğu an ne zamandır? Secde anıdır. Burada secde kastediliyor, secde söyleniyor. Secdeden kasıt namazdır. Ama namazda da Allah'a en yakın olduğumuz yer secdedir. O yüzden bir gün bir sahabe geliyor, anlatıyor bize. Peygamber Efendimiz'in hizmetkarlığını yapıyor. Her şeyine koşuyor. Bir gün Peygamber Efendimiz diyor ki, ey Rebiya, benden ne istiyorsan iste. Diyor ki, ya Resulallah, seninle beraber cennette olmak istiyorum. En iyi şey iste, daha başka ne? Daha insan başka ne ister bu dünyada? Direkt cenneti istiyor. Efendimiz diyor ki, çok zor bir şey istedin, başka bir isteğin yok mu? Ya Resulallah diyor, başka bir isteğim yok. Cennette seninle beraber olmak istiyorum. Ey Rebiya diyor, İsteğini kabul ediyorum ama senin için dua edeceğim. Ama sen de secde ederek bana yardım et. Yani namaz kılarak bana yardım et. Demek ki Peygamber Efendimiz ne demiştik daha önce duadan bahsederken? Dua hem sözlüdür hem fiilidir. Yani hem sözlü olarak dua edeceğiz hem de duamızı hayata geçirmemiz gerekiyor. Yani davranışlarımız da o duaya uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Bu sahabi de cenneti istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki, cennete gitmek istiyorsan ben senin için dua ederim ama sen de tutumunla, davranışınla, ibadetinle bana yardım edeceksin. Yani düzgün bir Müslüman olacaksın ve ben de senin için dua edeceğim. Namazla bitirelim meseleyi. Çünkü son ayet-i kerime namazla alakalı. Allah oraya çağırıyor bizi. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Namaz iman eden herkes için imanın bir parçasıdır. İman varsa namaz olacak. Olmak zorundadır. Namaz kılmayan bir Müslüman düşünemez. Namaz vakti çıkacağı zaman içinde rahatsızlık duymayan bir Müslüman düşünemez. Olmaz bu. Mümkün değil. Çünkü Allah'a iman etmiş bir insan Allah'ın en önemli emrini, emirlerinden bir tanesini yok sayamaz. Mümkün değildir bu. Ve bu sadece emretti diye değil, Allah'a olan sevgimizden dolayı da böyle olması gerekir. Şimdi nişanlanmış olan insanlar nişanlarını görmek için hani gün sayıyorlar ya, tabi öncesinde her şeyi halletmeyenler için söylüyorum. Gün sayarlar görüşebilmek için. Niye? Özlem vardır. Sevdiği insanı görme isteği vardır. Bu iki kul arasında, bir de Allah'la bizim aramızı düşünün. Allah günde 5 defa huzuruna davet ediyor. Biz yok işim var gelemem diyoruz. Bir Müslümanın yapacağı şey değil bu. Dolayısıyla 5 vakit namazda muhakkak ki Allah'ın huzurunda olmamız gerekiyor. Allah namazında daim olanlardan eylesin inşallah. Allah namazını huşu içinde kılanlardan eylesin. Allah öğrendiklerimizle amel eden kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.